Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, çok mübarek, bereketli zaman dilimleri içerisinde başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunuyoruz. Bugün inşallah sizlere iman esasları konusundan bahsedeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, şöyle doğaya baktığımızda, canlı ve cansız varlıklara baktığımızda, kendimize baktığımızda büyük ya da küçük nice hakikatler olduğunu görürüz. Bu hakikatlerin bir kısmını herkes çok net bir şekilde bilirken bazılarını işin sırrına erenler, uzmanları biliyor. Küçük ve büyük hakikatler dedik. Mesela sütün beyaz olduğunu herkes bilir. Bu herkesin bildiği bu hakikati biri inkar etmeye kalktığında halk arasında veya başkaları tarafından o kimse belki de deli olarak lanse edilir, görülür. O büyük hakikatlerden bir tanesi de, en büyük hakikat belki de bu hakikat, Yüce Rabbimizin varlığı ve birliğidir. Ancak bu büyük hakikati dahi inkar edenler olduğunu görüyoruz. Evet, Yüce Allah'ın varlığını dahi, yaratıcılığını dahi inkar edenler mevcut. Hatta kimse de bu inkar edenlere deli demiyor. Yani küçücük bir hakikati bile inkar edenler deli gözüyle görülürken, Yüce Allah'ı inkar edenlerin isimlerinin önünde profesör unvanı bile bulunabiliyor. İşte kıymetli kardeşlerim, bu hakikatlerden bir tanesi de var ki onu hiç kimse inkar edemez. Çünkü herkesin şahit olduğu, etrafında defalarca tekrar eden ve inkar edemedikleri bir hakikat. O da ölüm hakikati. Çünkü herkes bunu şahit oluyor, herkes bunu görüyor, biliyor ve inkar edemiyor ve bundan kurtuluşu olmadığını da görüyor. Madem ki ölüm diye bir hakikat varsa, o halde biz neden bu dünya hayatına gönderildik? Bir müminin bunu hayatı boyunca en az bir defa düşünmüş olması gerekir. En az bir defa. Acaba bunu hiç düşündük mü? Biz neden dünyaya gönderildik? Rabbimiz Celle Celaluhu Zariyat Suresinin 56. ayetinde Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. İşte dünyaya geliş amacımızın sırrı bu ayette açıkça belirtilmiş. Rabbimize kul olmak için, kulluk etmek için, ibadet için gönderildik. Yine Rabbimiz başka bir surede, Mülk suresinde Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ buyuruyor. Yani kimin daha iyi, güzel ameller işleyeceğini denemek için, sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Evet kıymetli kardeşlerim, işte hayat iman ile başlar, İbadet ile devam eder, ahlak ile yaşanır kıymetli kardeşlerim. Aslında biz buna din diyoruz. Yani yaşam şeklidir bu ve kişinin yaşadığı neyse dini odur. Ve bu din, bizim dinimiz İslam, hayatın tümünü kapsar. Sadece bir bölümünü değil, hayatın tamamını kapsar kıymetli kardeşlerim. İşte bizim, madem ki bir gün öleceksek niye bu dünyaya geldiğimizi düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'de bulduğumuz bu cevapların, yani kulluğun, ibadetin yapılabilmesi için ve bunların bir değer taşıyabilmesi için öncelikle iman etmemiz gerekiyor. Neye iman etmemiz gerekiyor? Allah'a. Ve iman edilmesi gereken bütün iman esaslarına inanmamız gerekiyor. Peki iman ne demektir? İman kelime olarak emin kökünden gelir.
inanmak, tasdik etmek, güvenmek, boyun eğmek manalarına gelen bu kelime Allah'a ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'tan haber alarak bizlere ulaştırdığı kesinliği bilinen haberlere hepsine inanmak, tasdik etmek, deliyle ikrar etmektir. Ve bunun zıttı da küfürdür, inkardır. Yani gerçeklerin üzerini örtmektir kıymetli kardeşlerim. İman ve mümin kelimeleri aynı kökten geliyor. Emniyet kelimesi aynı kökten geliyor. Güvende olmak. Mümin, Rabbimizin bizlere verdiği isim ve yine Rabbimizin 99 isminden birisi. Hem inanan, güvenen anlamında bizlerin ismi olarak hem de güven veren manasındadır. Hem bizim hem de Rabbimizin ismi olarak. Mümin, diğer müminlerin de elinden dilinden selamette olduğu kimsedir. Yani güven de verir kıymetli kardeşlerim. İşte iman dediğimiz şey amentü diye daha küçük yaşlardan bizim öğrendiğimiz ve çocuklarımıza öğretmemiz gereken esaslardır. Amentü demek iman ettim, inandım demektir. Amentü neye inandım? Billahi, Allah'a. Amentü billahi, Allah'a inandım, iman ettim. Ve melaiketihi, onun meleklerine iman ettim. Ve kutubihi, kitaplarına iman ettim. Ve rusulihi, peygamberlerine iman ettim. Ve yevmil ahiri, ahiret gününe iman ettim. Ve bil kaderi, kadere iman ettim. Hayrihi ve şerrihi minallahi ta'ala. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ettim. Hayır ve şer Allah'tan geldiğine göre Allah-u Teala şerri ister mi, yaratır mı diye düşündüğümüz zaman bunu şöyle anlamamız gerekiyor. Allah Celle Celaluhu hepsini yaratandır. Bunları kendisine verilen cüz'i iradeyle insanlar isterler. Allah da yaratandır. Bunun manasını böyle anlayacağız kıymetli kardeşlerim. وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتُ حَقٌّ Öldükten sonra dirilmeye iman etmek. İşte amentü budur. Aslında bütün insanlar bu fıtrat üzere doğarlar. Hayat yani iman ile başlıyor. Daha yaratılmadan önce ruhlarımız yaratıldığında zerreler halinde Araf suresinin 172. ayetinde de Rabbimizin bizlere haber verdiği gibi bizlerden bu inancın sözünü almıştır Rabbimiz. Elestü bi rabbikum diyerek ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu hepsi birden onlar dediler ki bela elbette sen bizim Rabbimizsin. İşte imanı biz bu şekilde kelime-i tevhid ile ve kelime-i şehadet kelimeleriyle dile getiriyoruz. Çünkü imanın asıl yeri öncelikle kalp, sonra da tasdik ve dil ile ikrardır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Yine şehadet kelimesiyle bunu dile getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed aleyhisselam onun kulu ve resulüdür. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki iman kalpte başlıyor. İmanın yeri kalptir. Ve iman Allah'ı birlemekle başlıyor kıymetli kardeşlerim. Allah'ın varlığına, birliğine iman etmek, onu tanımakla başlıyor. İnsan tanımadığı şeye, bilmediği şeye iman edemez. İmanın bir manası da güvenmek ya. Bilmediğin şeye, tanımadığın kimseye güvenemezsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığımızda bu güvenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani iman ile yalan bir arada barınamaz. Mümin güvenilir olmalı. İslam'ın ilk yıllarında insanları, Mekkelileri toplamıştı bir araya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kendisi de Ebu Kubeys isimli tepeye çıkarak size şu dağın arkasından bir ordu geldiğini haber versem, hazırlanıp size saldıracaklar diye haber versem bana inanır mısınız? Bütün hepsi birden istisnasız elbette inanırız. Biz senin hiç yalan söylediğine şahit olmadık ki dediler.
O halde ben size Allah'ın gönderilmiş elçisiyim diye haber verdiğinde ise o imandan nasibi olmayan oradaki Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibiler ya bizi bunun için mi çağırdın buraya diyerek hemen inkar yolunu seçtiler. Halbuki az önce elbette inanırız biz senin hiç yalan söylediğine şahit olmadık ki demişlerdi kıymetli kardeşlerim. Evet, imanın yeri kalptir dedik. İman kalpte başlıyor. Peygamber Efendimiz اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَجْزَامِكُمْ وَلَاكَنْ يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَمَالِكُمْ Allah sizin dış görünüşünüze, suretlerinize ve cisimlerinize bakmaz. Ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyor. İman olayı kalbi bir olaydır. İman gaybi bir olaydır. Kalpte başladığı gibi gayba imandır kıymetli kardeşlerim. Çünkü gözümüzle görmediğimiz şeylere iman ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu da Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim Bakara suresinin başlarında اَلَّذ۪ينَ يُؤْنُونَ بِالْغَيْبِ buyuruyor. Onlar gayba iman ederler. Ve ahirete imanı da وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ gözleriyle görmüş gibi ahirete inanırlar buyuruyor. İşte ibadetimizin, kulluğumuzun değer kazanması için öncelikle bu imanı yerine getirmemiz gerekiyor. Ve Allah Celle Celaluhu bizlere bunu cüz'i irademizle bizi serbest seçme hakkı vermekle beraber, serbest bırakmakla beraber iman etmemizi şiddetle tavsiye etmiştir. İsteyen aleyhine veya lehine iman eder ya da inkar eder. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Kehf suresi 29. ayette. Ey peygamber de ki hak Rabbimizden gelmiştir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yine Rabbimiz Celle Celaluhu başka bir ayeti kerimede Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ İlâ ahir el ayet. Sadakallahu l-azim. Yine bu ayette de Peygamber Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ey müminler Allah'a, elçisine, indirdiği kitaba ve diğer indirdiği kitaplara iman edin buyuruyor. Buradan anlaşıldığı gibi iman esasları var. İman edeceğimiz şeyler var. İmanı ikiye ayırabiliriz. İcmali dediğimiz inanılması gereken şeylere topluca iman etmek ki bu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ta toplanmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Muhammed suresinin 19. ayetinde bunun bir kısmı La ilahe illallah kısmı ve Fetih suresinin 29. ayetinde de Muhammedun Resulullah kısmı da bizzat geçmektedir. Yine Cibril hadisi olarak meşhur olarak bilinen hadiste de Cebrail aleyhisselam Hazreti Ömer'den rivayet edilen o hadiste mel iman diye soruyor. Peygamber Efendimiz'e soruyor. Peygamber Efendimiz cevap veriyor. En sonunda da o kimdi biliyor musunuz diye onu tanıtıyor Peygamber Efendimiz. O size Cebrail'di ve dininizi öğretmek için geldi. İman nedir diye sorduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte bu hadiste iman esaslarını sayıyor. Tabii ki bu esaslar içerisinde sadece kadere iman olarak Kur'an-ı Kerim'de bütün diğerleri belli ayetlerde geçerken kadere iman kısmının açıkça böyle iman kadere iman edin diye geçmediğini ama buna işaret eden birçok ayetler olduğunu görüyoruz. İşte bu hadiste فَخْبِرْنِي عَنِ الْا۪يمَانِ İmandan bana haber ver. Yani iman nedir? Diye sorduğunda Peygamber Efendimiz el imanu iman en tu'mine billahi Allah'a iman etmen ve melaiketihi onun meleklerine iman etmen ve kutubihi kitaplarına iman etmen ve rusulihi peygamberlerine iman etmen ve yevmil ahire ahiret gününe iman etmen ve tu'mine bil kaderi kadere iman etmen hayrihi ve şerrihi hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir. Hadis-i şerifte açıkça kadere imanın da geçtiğini biliyoruz. Görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Ancak yine ayetlerde de kadere imanın işaret edildiğini örneğin Hadid suresinin 22. ve 23. ayetlerinde
Şu şekilde buyuruluyor, geçtiğini görüyoruz. Ma estauzu billah, bismillah. Ma esabe min musibetin fil ardi ve la fis semai illa fi kitabin min qabli en nebra'ha. Evet. İnsanoğlunun başına gelecek olan ne varsa, ma esabeke ma esabe min musibetin fil ardi, yeryüzünde, ve la fis sema, ve gökyüzünde ne varsa, olacak olan ne varsa, onları daha önce biz muhakkak yaratmadan önce bir kitapta onları topladık buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Onlar bir kitapta, yani burada işte kadere işaret edilmektedir kıymetli kardeşlerim. Kader, Allah-u Teala'nın ezeli ilmiyle olacakları önceden bilip kayıt altına almasıdır ki aslında bu bizim de yaşantımızı da yaptığımız ibadetleri de koruma altına alıyor. Aslında bizim için yani bazı insanlar yanlış anlıyorlar bu konuyu. Yani benim kaderim böyleymiş. Yani kaderimde varmış da yaşıyorum. Halbuki insan cüz'i iradesiyle kendisine ait olan kısmı kendisi doldurur. Kendisine verilen bembeyaz sayfayı kendisi doldurur kıymetli kardeşlerim. İman esaslarının 6 tane olduğunu söyledik. Bunlar Allah'a iman. Allah'a iman edebilmemiz için onu iyi tanımamız gerekiyor. Onun sıfatlarını, zati sıfatlarını ve subuti sıfatlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Bunları akaid kitaplarından ve kelam kitaplarından ayrıntılı olarak öğrenmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Bunların hepsinin Rabbimizin sıfatlarının toplandığı, hepimizin çoğunun bildiği veya bilmesi gereken bir sure var ki buna İhlas suresi diyoruz. Kul huvallahu ehad diye başlayan Rabbimizin özelliklerini, sıfatlarını toplandığı. İçerisinde İhlas kelimesi geçmemesine rağmen aslında tevhidden bahsettiği için, Allah'ın varlığını, birliğini içerdiği için buna ve samimi bir şekilde inanmak gerektiği için İhlas suresi denmiş kıymetli kardeşlerim. Hiçbir şeye şirk koşmadan ona iman etmemiz gerekiyor. Ve ikinci olarak Allah'ın meleklerine iman etmemiz gerekiyor. Ve meleklerin özelliklerini iyi bilmemiz, tanımamız gerekiyor. Birçok melekler yaratmıştır Allah-u Teala. Onlara görevler vermiştir. Sağımızda ve solumuzda iyiliklerimizi ve kötülüklerimizi yazan melekler, hafaza melekleri, Cebrail aleyhisselam, vahiy meleği, dört büyük melek dediğimiz meleklerin diğer üçü, bütün bunlar melekler latif, nurani varlıklardır. Biz onları gözlerimizle göremiyoruz. Onlar asla Allah-u Teala'ya isyan etmezler. Ne emrederse onu yaparlar. Bir diğer inanmamız gereken iman esası da kıymetli kardeşlerim, Allah'ın kitaplarına iman etmektir. Rabbimiz Celle Celaluhu suhuf dediğimiz sayfeler, Hazreti Adem aleyhisselama mesela 10 sayfa, Şit aleyhisselama 50 sayfa, İdris aleyhisselama 30 sayfa göndermiştir. Ve yine diğer gönderdiği, Kur'an-ı Kerim'in dışındaki diğer gönderdiği 3 kitap ve Kur'an-ı Kerim'e, bunlara Allah'ın gönderdiği asılları üzerine iman etmemiz gerekiyor ki, çünkü bunların Tevrat ve İncil'in daha sonra tahrif edildiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'i ise Rabbimiz Celle Celaluhu bizzat korumasını son kitap olması hasebiyle, kıyamete kadar geçerli kitap olması hasebiyle üzerine almıştır. Şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. İnna nahnu nezzelnez zikra ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ki Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz. Ahiret gününe iman etmek en önemli imanın şartlarından biridir kıymetli kardeşlerim. Çünkü bütün yaptıklarımızın hesabını görüleceği, mahşerin, mizanın, sıratın olduğu bu gaybi konulardan olan en önemli iman esasıdır. Az önce okuduğum ayeti kerimede de gördüğümüz gibi, gözümüzle görmüş gibi iman etmemiz gerekiyor. İmanın geçerli olmasının belli başlı şartları var. Kısaca hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, imanda kesinlikle bir şüphe olmamalıdır. Çünkü şüpheyle beraber iman olmaz. Kat'i bir şekilde iman etmemiz lazım. Yunus suresinde Rabbimiz Estağfirullah لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ. Yemin olsun ki
sana Rabbinden hak geldi, sakın şüpheli olanlardan, şüphelenenlerden olma. İkincisi, iman edilecek şeylerin hepsinin de tamamına bütün olarak hem icmali olarak iman etmemiz hem de tafsilatlı olarak ayrı ayrı tek tek iman etmemiz gerekir. Bakara suresinde Rabbimiz bu konuda bizi açık açık uyarıyor. Estağfirullah. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Siz yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmıyor musunuz? Onlara hem bu dünyada en çok rezil usfa bir hayat, ahirette de azabın en şiddetlisi vardır diye. İman yeis halinde olmamalı. Yani yeis halinden ölüm anında önce olmalıdır ki Firavun tam öleceğini anlayınca iman etmiş ama artık işten geçmişti. Rabbimiz Celle Celaluhu şimdi mi ey Firavun demişti ona. İmana asla şirk karıştırılmamalıdır. Allah-u Teala'nın affetmeyeceği tek günahtır. Yani katiyetle affetmeyeceğini belirttiği günahtır. Eğer şirkten dönmez, tövbe etmezsek bağışlamayacağını belirtmiştir kıymetli kardeşlerim. İman esaslarımızı kalbimizle iman ettiğimiz gibi dilimizle de tasdik etmemiz gerekiyor. Ayetleri asla ve kat'a dini hükümleri, ayetleri alaya almamamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü bunlar Allah-u Teala'dan ve onun peygamberi aracılığıyla bize gelen özellikle ibadet ve itikat konuları tevfiki konulardır. Yani on Rabbimizden bize nasıl gelmişse o şekilde öğreniriz ve o şekilde uygularız, iman ederiz kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bu iman esaslarını güzelce anlayıp güzelce yerine getirenlerden eylesin. Rabbim bizlerin Ramazan oruçlarımızı ve ibadet diğer ibadetlerimizi kabul eylesin. Bizleri günahlarımızdan arınmış bir şekilde bayrama ulaştırsın. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'ta ma's salavat.